İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi Çok misiniz? teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Seste bir sıkıntı yok, değil mi? Yani ben sizi çok iyi duyuyorum. Ben de sizi iyi duyuyorum. Tamamdır o zaman. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Böyle sizi günlerdir şu yoğunlukta darlayıp canlı yayın canlı yayın diye üstünüze geldim. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Ama ona rağmen vakit ayırıp da burada değerli öğrencilerimize, değerli velilerimize destek olmak için bu programa katıldığınız için ben hepsinin nezdinde size teşekkürlerimi iletmek Eksik istiyorum. olmayın. Sizinle daha önceden yapmış olduğumuz canlı yayınlara katılanlar ve takipçileriniz doğal olarak sizi tanıyorlar. Tanımayanlar, aramıza yeni katılanlar için bir kendinizi tanıtın dilerseniz, ondan sonra belirlediğimiz formatta devam edelim. Çok sağ olun hocam. İyi dilekler için çok teşekkür ederim. Özel bir kurumda çalışıyorum hocam. Hem idareci hem rehber öğretmenim. Yani sosyoloji mezunuyum köken olarak. Rehberlik alanım ama onun dışında öğrencilerle ilgili öğrenci psikolojisi, ergen psikolojisi, öğrenme psikolojisi, biraz daha ihtiyacımız olan Z kuşağı, bunlarla ilgili araştırmalarım var, çalışmalarım var. Van'da yaşıyorum. Yani özel bir kurumun idarecisiyim şu anda. Bu kadar tanımaları yeterli arkadaşların herhalde şimdilik. Evet, Rica teşekkür ederim. ederim. Evet, bugün öğrencilerin heyecanla beklediği bu tercihlerle ilgili kitapçıkta yayınlandı. Şimdi 2003 YKS sınavını önceki yıllarla kıyasladığınızda bu sınav hakkında ne söyleyebilirsiniz? İşte sıralamalar, puanlamalar hakkında yorumlarınız nelerdir? Dilerseniz oradan başlayalım. Tabii ki hocam. Tekrar iyi akşamlar diliyorum bütün gençlere. Yani sınavla ilgili söylenebilecek en net şey aslında 2020'nin kopyası diye. Yani bütün özellikleri, içeriği, sıralamaların kıyaslamalarına baktığımız zaman 2020'yi andırıyor. Aslında bir nevi yaşadığımız süreç olarak da 2020'yi andırıyor. Çünkü 12. sınıfın ikinci dönem konuları dediğimiz daraltılmış müfredata pandemide gidilmişti hatırlarsanız. Bir felaket yaşamıştık. Evet. Ona benzer aynı şekilde deprem oldu bu yıl içerisinde. Dolayısıyla aynı süreç. Yani aslında böyle bir tecrübe olmasına rağmen ÖSYM'nin 2020 tecrübesine olmasına rağmen bunu sanki çok da dikkate almamış gibi. Çünkü başvuru sırasında ÖSYM katılımı arttırmak için her şeyi yaptı ama sınavın belirleyiciliğini sağlamadı. Yani katılım oranı arttıkça mutlaka sınavın belirleyiciliği artmak zorunda. Çünkü kişi sayısı çok. Eleme yapacaksınız. Evet bir eleme yapıldı ama şunu net söyleyebiliriz ki çalışana yaramayan bir sınavdı. Sonuçlar itibariyle yani çocukların puanlarını görüp mutlu olduğu ama sıralamalarını görüp yıkıldıkları sonuçlarla karşılaştılar. Dediğim gibi yani biraz daha bazı noktalarda, bazı detaylarda zorlaştırılabilirdi. Özellikle AYT kısmı. TYT'de, Türkçe'de bunu yaptılar ama AYT'de beceremediler. Beceremediler diyorum çünkü açıkçası 3,5 milyon insanın sınava girdiği bir sınavda yani üstünkörü hazırlanmamız gerekir. Yani iş tutarlık dediğimiz, güvenirlik dediğimiz, seçicilik dediğimiz bir sürü şey var ölçme ve değerlendirme ama bunlar dikkate alınmadı. Dolayısıyla 2020'de ne olduysa yani aynısı oldu. Yapacak bir şey yok. Bu verilerle yola çıkacağız. Bunlarla tercih yapacağız. Ama özet olarak şunu söyleyebilirim. Çalışmayanın da çalışana yaklaştığı, yığılma dediğimiz olayın böyle ortaya çıktığı bir sınavdı. Bir de zaten en iyileri ayıran bölümleri de çıkardılar. Yani özellikle AYT'nin son kısımdaki belirleyici konular çıkarıldıktan sonra, müfredat daraldıktan sonra zaten yapılacak bir şey kalmadı. Ya bu matematikle sağlanabilirdi. Çünkü matematik hem sayısal hem eşit ağırlığın ortak dersi. İkisini etkileyecek anlamda o yapılabilirdi. O da yapılmadı. Çünkü dershaneden biliyorum. Mesela benim öğrencilerim depremden öncesine kadar Aralık gibi AYT'nin neredeyse en zor konularını bitirdiler. Tonlarca kitap bitirdiler. En ağır kaynaklara çalıştılar. Türevden, integralden, işte sistem birçok konudan. Ama çıkarılınca yıkıldılar. Bir nevi aylarını boşa verdikleri içerik tamamen ortadan kaldırıldı. O yüzden dediğim gibi
bir ölçme ve değerlendirme uzmanının beğenmeyeceği ama sıralamasının iyi olanın beğeneceği, kötü olanın beğenmeyeceği bir sınavdı. Ama daha iyi olabilirdi. Çünkü önümüzde 2020 örneği vardı. Biz bunu yaşadık. O zaman yapamadık sınavı. Müfredatı daralttık ama zorlaştırmadık. Yine aynı şey devam etti. O yüzden yapılacak bir şey yok. Ortada sonuçlar var. Bu sabah itibariyle açıklanan yeni bir kılavuz var. Onunla yola çıkacağız. Tercihlerimi yapacağız inşallah. Evet, inşallah. Şu durumda zaten hepimizin öngördüğü gibi muhtemelen sayısal ve eşit ağırlıkta bir yığılma söz konusu olabilir. Ama sözlerin ve dilin çok etkilenmeyeceği aşikar bu Aynen. süreçten. Sizin de bahsettiğiniz gibi evet TYT zorlaştırılmıştı. Zaten TYT son birkaç yıldır ALES formatına doğru evrilmekte. Ancak asıl eleme kısmı AYT konularında olduğu için AYT'de kaliteli ve nitelikli soru sorulmaması yine yığılmaya sebep olabilmekte ne yazık Evet. ki. Peki hocam, tercih dönemi başlıyor artık. Bu süreçte öğrencilerimize ve velilerimize neler tavsiye edersiniz? Şimdi sonuçlar açıklanalı bir hafta oldu hocam. Yani geçen hafta bu akşam dört gözle bekliyordu öğrenciler. Cuma sabahı mübarek günü sabahında yaptıklarını yapacaklarını yaptılar. Herkesi güzel bir mübarek cumaya uyandırdılar. Şimdi bir hafta geçti aslında. Bu tercih dediğimiz süreç sonuçların açıklanmasıyla başlıyor bence. Yani herkes ne yapacağını o andan itibaren sonucunu gördüğü andan itibaren kafasında şekillendiriyor. Ama resmi olarak bugün başladı. İlk günümüzü geçirdik. Daha çok dolu dolu geçirilebilecek 12 gün var. Yani 8 Ağustos'ta bitecek. O yüzden tabii bizim söyleyeceklerimiz var. Çünkü bu konu herkes konuşuyor. Herkes konuşabildiği için biz de konuşabiliriz herhalde. Bizim de söyleyeceklerimiz vardır. Yani böyle birkaç maddede topladığım birkaç önerim var arkadaşlara. Dikkat etmelerini istediğim. Verseni de bunları mutlaka paylaşırım. Çünkü bizde böyle belli konular anlayan anlamayan herkesin yorum yaptığı konulardır. Bu siyasettir, futboldur. Bir de tercih dönemlerindeki hangi bölüm iyidir, hangi bölüm iyidir, şunu yaz, bunu yazma muhabbeti herkesin öyle dahil olduğu çorba gibi bir hale gelen bir süreçtir hocam. Şimdi az önce dediğimiz gibi 12 gün var. Acele edecek bir şey yok. Yani 12 günde belki onlarca bölüm araştırılabilir, onlarca sonuç analiz edilebilir. Yani yapılacak birçok şey var. Şimdi benim ilk tavsiyem acele etmemeleri. Sürenin uzunluğundan dolayı ve genelde siz de biliyorsunuz ki 10 günle sınırlıyorlardı tercih dönemini. Şimdi 13 güne çıkardılar, artırdılar. Onun nedeni biraz da kılavuzu geç yayınlamaları. Bugün kesinleşti kılavuz. Birincisi bu, acele etmeyeceğiz, zamanımız uzun. Bir diğeri, şimdi tercih yapma noktasında öğrencileri iki arada bir derede, yani bir çatışma içerisinde bırakan iki neden var. Yani iki etken var. Bunlardan bir tanesi çocuğun içindeki o idealizm duygusu. Ben şu olacağım, bunu istiyorum. Hani küçüklükten itibaren gelen o içsel duygu, o içsel enerji. Bir diğeri de rasyonalite. Yani gerçekler. Ülkenin gerçekleri, ailenin gerçekleri, yaşam gerçekleri, ekonomik gerçekler. Yani burada hangi tarafta duracaklarını çocuklar şaşırıyorlar. Bir de idealist olmanın çok zor olduğu bir ülke ve zamandan geçiyoruz. Kesinlikle. Kim ne derse desin. Bu konu benim için tartışmaya açık bir konudur. Yani öneri şu olur. Bu ikisinin bir arada tutulması zordur. Hocam nasıl hem idealist hem gerçekçi olacağım? Atıyorum çocuk 250 binde mühendislik yazıp bir nevi orta ölçekte bir yerde okuyup kendini geliştirip bir yolda gitmek zorunda da kalabilir. Ama hocam ben işte kız öğrenci ise diyelim ebelik yazıp kendini garantiye alabilirim. Ama istemeye istemeye. Yani bu ikisi zor sağlanır ama mümkünse gençler ikisini bir arada tutacak adımlar atsınlar. Yani o içlerinden gelen o sesi dinlemekten vazgeçmesinler. Ama bir taraftan da yani şunu düşünsünler. Yani ben 4 yıl sonra, 2 yıl sonra, 6 yıl sonra ne olacağım? Yani bu sorunun cevabı çok önemli. Çünkü birkaç yıl geç gitmek yıllarca işsiz kalmaktan daha zor değildir. Yani bunu bilmek lazım. Mezuna kalmak bazen çok fazla böyle zor bir şeymiş gibi gelir insanlara, öğrencilere. Bunu da iyi bir şekilde anlamaları lazım. Bir diğeri hani aileler bu konuda fikir beyan edebilir. Tabii ki ailelere tavsiye olarak da bunu söyleyebilirim.
kendi çocuğu hakkında fikir ortaya atmayacak da kimin hakkında atacak? Mesela dün eğitimci bir arkadaşımız geldi. Çocuğu 15 binde, en iyi öğrencilerimizden biri. Yani karşımda kız sağımda, babası solunda, baba tıp diyor, kız diş hekimliği diyor. Öyle konuşuyorlar. Ben de arada, yani aslında bana danışmaya gelmişler, çok da konuşamadım yani. Yani evdeki o muhabbet ve polemik devam ediyordu karşımda. Niye? Kız daha idealist. Ben Hacettepe'de en iyi sağlık okulunda okuyacağım. Baba daha sağlamcı. Belki de şunu hayal ediyor. En büyük kızı çünkü, en ilk öğrencisi. Belki de hani bizde o enaniyet duygusu, yani gururlanma duygusu çok fazladır. Benim akrabalarım benim kızımın doktor olduğunu bilsinler. Benim kızım doktor olmuş. Evet. Yani çok fazla Evet. diş hekimleri ben doktorum diyemiyor, dişçiyim diyor genelde. Yani o gelgitler devam etti. Bu yüzden en son şunu söyledim. Hocam dedim, evet söz hakkınız var ama son söz çocuğunuzundur dedim. Bu şekilde gönderdim kendilerini. Bir diğeri de bu süreçte kararsız kalan öğrenciler şunu yapıyorlar. Bir hata da şu. Yani biraz da bayram gezmesi benzetmesini yapıyorum ben burada. Çok fazla dolaşıyorlar. Çok fazla geziyorlar. Çok fazla soruyorlar. Çok fazla kaynak karıştırıyorlar. Yani gerek yok. Yani Hocam size özür diliyorum, sözünüzü kesiyorum. Sadece bir de estağfurullah. uzmanlara sormuyorlar. Manavı, bakkalı, kasabı herkesin fikri devreye girdiği için kafaları da gerçekten çok karışıyor. Keşke sadece uzmanlarla görüşmekle kalsalar. Hani ona bile razıyız. Ama az önce başında söylediğiniz gibi işle alakalı olan olmayan herkesin fikri alınıp da geliniyor ve gerçekten toparlamak çok zor oluyor sonra. Şimdi hani herkese sormak diyoruz ya, mesela herkesten fikir alıyorlar ama seçmek istedikleri bölümün işini yapan insanlara sormuyorlar. Mesela çocuğa bir bölüm öneriyorsun, şunu oku, bunu okuyabilirsin, uygundur. Gidip ona sormazlar. O işi yapan bir insanı bir yerde bulup onunla konuşmalı. Çünkü aslında en iyi o bilir, değil mi? Ama dediğiniz gibi sağa sola çok sorarlar. Bunu biliyoruz. Ya bu çok doğru değil. Mutlaka her insanın çevresinde, dershanesinde, kurumunda, sosyal medyada veya yakın çevresinde çok güvendiği birkaç kişi vardır. Göze batan, yaptığı işte göze batan insanlar vardır. Yani o şekilde çerçeveyi çok dar tutup, çok az insanla görüşüp, onlarla yola çıkmak daha kolaydır. Çünkü şöyle bir dezavantaj var. Çok kişiye sorduktan sonra en iyi bilene sorunca en iyi bilen işi de çok zorlaşıyor. Yani bir sürü kişiden fikir almış, kafa şişmiş. Sonra geliyor. Aslında belki sen çok güzel yönlendireceksin. Ama o kadar farklı şeyler söylenmiş ki senin söylediğin her bir şeye itiraz ediliyor. Hocam falan hoca böyle dedi falan, dersenle görüştüm, bu gelmez dedi, bu gelir dedi. Zaten dedim bütün soruların cevaplarını vermişler. Yani bir nevi bana bir şey bırakmamıştı ve en sonunda bana geldin. Öyle yani hiç kimseyle görüşmemiş bir öğrenciyle görüşmek çok kişiyle görüşen biriyle görüşmekten daha kolaydır. Çünkü kafa sıfır, boş, geliyor, sen doldurabiliyorsun. İstediğin gibi yönlendirme yapabiliyorsun ama her yere sorunca bu sefer önce yanlışları düzelteceksin, sonra kendi doğrularını kafaya yükleyeceksin. Bu da çok zor oluyor. Bir diğeri hocam, güvenilir kaynak. Yani bunu söylerken insan kaynağından söz etmiyorum, bilir kişiden söz etmiyorum. Kastettiğim şey doküman anlamında, yani sayısal veriler, istatistikler anlamda. Şimdi internet bir çöplüktür. Yani Google'a yazdığınız her şeyin cevabı doğru yanlış karşınıza milyonlarca sonuç olarak çıkar. Ya burada çıkan kılavuzun kaynağı nedir? ÖSYM'dir. Kaç gündür bekliyorlar. Demek ki bir uğraş peşindeler, bir planlamaları var. Yani ÖSYM kılavuzu bir de geçen yılın verilerinin yüklendiği YÖK Atlas 2. Ya bizim şu anda vazgeçilmez iki kaynağımız budur. Yani bizim yıllardır kullandığımız bir tercih robotu var. İzmir merkezli Akbim Koç diye bir firma var. Bütün kurumlara, yani hani final eğitim kurumlarıyla çalışıyor ama bizim dışımızdaki birçok kuruma hizmet sağlıyor. Yani ben 2006'dan beri o robotla tanıştım. Bir gün Google'ı açıp bir şey sormadım. Yani müthiş. Ben kılavuz sabah çıktı bugün. Tercih robotunu açtım. Kılavuzu açtım. Kıyasladım, bakayım bunlar aynı mı? Yani her sağlamasını da yapıyorum her sene. Yani noktalısı virgülüne aynı. Yani bir yerin puanına baktım. Minimum puanla kılavuza baktım aynı. Çünkü kılavuzda sıralamalar yok biliyorsunuz. Puandan bakılıyor. Dolayısıyla YÖK Atlas ve kılavuzun dışına çıkılması mutlaka. Bir diğeri
Ya birisiyle görüştüklerinde, ya tabii ki insan sarrafı olmak biraz tecrübe ve yaş gerektiriyor ama ya lütfen karşısındaki insanın, bu öğretmen olur, rehber öğretmen olur, onu yönlendiren her kimse, ya kullanılan dil çok önemlidir. Mesela yani şu dili ben kabul etmiyorum. Bu bölümü yaz, bunun maaşı çok iyidir, bunu ataması çok iyidir, bunu okuyanlar zengin oluyor. Ya doktor olup da zengin olamayan var, kepçe operatör olup da köşeyi dönen var. Yani bu çok göreceli bir şeydir. Kişisel yeteneklerden bağımsız değildir bu. Dolayısıyla yani o dili kullananlara çok da güvenmemek lazım. Hani zaten çok kişiyle görüştüğünüz zaman ona da denk geliyorsunuz. Öyle konuşan birine de denk geliyorsunuz. Bir diğeri, bölüm önerisinde bulunuyoruz. İşte işletme oku, edebiyat oku, mühendislik oku, veterinerlik oku. Şimdi bir öğrenciye bir tavsiyede bulunuyorsak bunu temellendirmemiz lazım. Yani neden önerdiğimizin gerekçeleri lazım elimizde. Biz rehber öğretmeniz. Bizim mezun ettiğimiz, üniversiteye gönderdiğimiz, bitirip gelen, hangi akibete uğrayan öğrencilerimiz var. Artısını eksisini biliyoruz. Bir de ya bizim çok iyi araştırmacı olmamız lazım. Bizim elimizin altında, bilgisayarımızda öğretmen ataması, sağlık ataması, memur ataması, KPSS A grubu, B grubu, bunların hepsinin taban puanları. Yani bir çocuğa atıyorum işte ATT öneriyorsun. En son Mayıs'ta atama yapıldı. 2023-5 ataması yapıldı. Ya orada o ATT kaçla kapattı? Kaç kişiyle aldılar? Mesela tıbbi sekreterlik 30 bine yakın alım oldu. Bu tıbbi sekreterliğin bu 30 bine birden sıçramasının nedeni neydi mesela? Yani ben şunu iddia ediyorum ki 10 tane rehber öğretmene soralım. Yani birkaç tanesi belki gündemi takip eder, bilir neden bu kadar arttığını. Ama 7-8 tanesi ya işte ihtiyaç olmuştur. Sağlık Bakanlığı zaten pandemide hep alıyor. Öyle değil. Neden birden yaşlı bakımı veya tıbbi laboratuvar sıçramıyor da tıbbi sekreterlik bir anda 50 bin alımının üçte birini oluşturuyor? Nedeni şuydu hocam. Geçen sene yazın İstanbul'da, Sefaköy'de bir tane sağlık kliniğinde bir adam gitti, bayan doktoru katletti, öldürdü maalesef. Aralarındaki bir kişisel bir durum işte. Ondan sonra Sağlık Bakanı yaptığı açıklama şuydu. Yani bazen böyle bakanların satır aralarını okumak çok önemli. Dedi ki bundan sonra, bak tabii o istisnai bir şeydi. Hiçbir hastaneye gittiğiniz zaman direkt doktorun karşısına çıkamazsınız zaten. Belki orada hanımefendi, beyefendinin yanına gitti, o durum ortaya çıktı. Konuyu dağıtmadan toparlayayım. Yani biz hiçbir doktor, hiçbir hastane, hiçbir sağlık kuruluşunda gelen insanlara muhatap etmeyeceğiz. Araya mutlaka bir tane işte görevli, tıbbi sekreter, arada bir aracı, danışman koyacağız ve ondan sonra ben dedim ya bunlar tıbbi sekreter alacak. Çünkü paylaşımında o ibareyi de kullandı. Hatta ben paylaşım yaptım, önerdim. Bakın bunun hatta onu söylediği zaman da 2022 KPSS ön lisans olmamıştı hocam. Yaz dönemiydi. Ekim ayındaydı sınav. O sınava iyi çalışın dedim bu bölüm mezunları. Önermiştim. Ondan sonra geldi Aralık'ta 15 bin kişi, Mayıs'ta 15 bin kişi, piyasada tıbbi sekreter kalmadı. Şu anda mesela önerilebilir mi? Bunu konuşabilmek lazım. Bir atamayı öneriyorsan bir branş öğretmenliği, bu iyi mi kötü mü? Yani bunları çok iyi şekilde birisine bir bölüm öneriyorsan, bak benim yeni öğrenci mezun oldu, atanamadı, bekliyor yıllardır. Mesela bugün bir öğrenci bana sağlık yönetimini sordu. Sağlık yönetimi 2004 yılında açılan bir bölüm. Hastane idarecisi yetiştirme amacıyla açıldı ama hiç alım olmadı. Bunu açık açık söyledim çocuğa. Çünkü 300 bin, 4 bin sıralamayla neredeyse Ankara geliyor. Orada da bir tuhaflık var. Dolayısıyla yani önerilerimizin karşı tarafta inandırıcılığını sağlamak için sağlam bir şekilde yönlendirmemiz gerekir. Kanıt sunmak gerekir kısacası. Bir diğeri hocam, bir görüşme yapacak arkadaş. Yarın mesela bir dershaneye gidiyor, bir özel öğretim kursuna veya çarşıda gördü, bir masada bu işi yapan biriyle görüştü. O görüşmenin ilk anında, ilk görüşmede yani. Hani öğrencinin kendi dershanesi bile olsa, karşıdaki insan hani bu bir daha gelmesin diye, bir daha gelmesin diye ilk görüşmede listeyi hazırlatıyorsa oradan hemen kalkmalarını öneriyor. Ne demek bir liste hazırlamak daha birinci görüşmede? Yani bir insanın geleceği bir görüşmede mi şekillenir? Bir görüşmede sonuç değerlendirilir, analiz yapılır. Ondan sonra işte bir takım önerilerde bulunulur. Gereken bir takım listeler çıkarılır.
Git bunları araştır, ailenle istişare et, kafanda bir şeyler şekillensin. Bir dahaki sefer gel biraz somutlaştıralım. Üçüncü görüşmede liste yapalım seninle. Yani bunu diyen insan karşıdaki çocuktan sıkılmamış demek ki. Bak ben seni düşünüyorum, başımdan salmıyorum. Git gel bir daha. Git gel yani bu çok güzel bir şey. Ve biz de devlet dairelerine git gel alışmışız. Yani ne olacak? Bu sefer de kendi geleceği için çocuk gidip gelsin. Bir de son olarak aslında bunu özetledim ben. Tekrar ekleyeyim. Mutlaka öğrenci karşıdaki insanı tartsın. Yani gözlemlesin. Bu karşıdaki insan beni düşünüyor mu? Beni yönlendirirken yoksa hani böyle bir rutini mi yerine getiriyor? İşte bir kişi geldi, görüştüm, bitti. Yani bakmamak lazım. Çocuklara öyle bakmamak lazım. Hatta kendi kurumumuzun öğrencisi veya değil diye de bakmamak lazım. Hepsi birer hayat. Yani hasbelkader mesela Van'da belki 50'ye yakın dershane var. Her öğrenci farklı yere gidebilir, destek isteyebilir. O konuda kapalı tutmamak lazım. Benim öğrencim geldi, her şeyi yapayım, çok güzel yönlendireyim. Ama işte falan kurumun öğrencisi bize kayıt yapmadı, bunu ihmal edeyim. O çok ya zaten eğitimci kimliğine yakışmayan bir şey. Dediğim gibi öğrencilerimizin bunların hepsine dikkat etmesi gerekir hocam. Uzun oldu, kusura Evet bakmayın hocam, lütfen. çok güzel açıkladınız. Estağfurullah, çok güzel oldu. Bununla birlikte tercih yapacak kişinin de öğrenciyi çok iyi analiz edip tanıması gerekiyor. Çünkü tanımadığın bir insana bölüm önermek de çok farazi bir durum. Evet. O yüzden de kişinin çok iyi öğrenciyi ölçüp tartıp biçip hangi yetenekleri aktif, nereye daha yatkın olduğunu tespit etmesi gerekiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi insan hayatı söz konusu. Ülkemizde ne yazık ki insan hayatı bunu söyleyince bazen kızıyorlar bana. Kedilerden, köpeklerden daha değersiz, ama artık bunun değişmesi gerekiyor. Önemli olan insandır. İnsanın olmadığı yerde hiçbir şeyin değeri ve kıymeti yoktur. Bunu da buradan belirtmek Aynen. istiyorum. Yine tepki alacağım biliyorum ama. Şimdi hocam, gitmiş olmak için mi tercih yapmayı düşünen öğrenciler var? İşte hani ben bir yıl daha mezuniyeti kaldıramayacağım. O yüzden neresi olursa olsun ben gideyim hocam. Bu durumda ne önerirsiniz öğrencilere? Artık bunalmış, aile baskısından sıkılmış, süreci yönetmekten sıkılmış. Belki ikinci mezuniyeti, belki üçüncü mezuniyeti. Sadece gitmiş olmak için tercih yapılır mı? Yani tabii biraz da mezunların daha çok yarattığı bir durum. Yani daha çok onları ilgilendiren bir detay. Açıkçası şu soruyu kendilerine sormalarını istiyorum. Neden gidiyorlar? Yani X bölümüne Kaçmak için gidiyorlar. yani tabii o da bir cevaptır. Yani bunu sorsunlar kendilerine. Gerçekten ben neden gidiyorum? Yani X şehrinin X üniversitesinin X bölümüne ben niye gidiyorum? Bakın yani gerçekten o sorunun cevabı her zaman iyi eğitim, iyi bir gelecek değildir. Ben biliyorum bunu. Şimdi aile baskısı diyoruz. Ya aile baskısı yaşamayan mı var? Yani geçmişimizde oturup ailesiyle polemik yaşamayan, papaz olmayan mı var? Yani bu yani belki de olması gereken son neden. Yani gitmek için olması gereken son neden. Çünkü hani gitmek için bunu bahane etmemek lazım. Yani ben gidiyorum ya. Aile diyecek ki ben gidiyorum çalışıyorum. Yani ben hayatımı kuruyorum. Bunu dürüstçe söylemek yani biraz da arkadan dolanmaktan daha iyidir. Çünkü hani ortada bir puan var. Bir sıralama var. Bir de kaç yıl girdiği var öğrencinin. Bu da önemli. Öğrencinin yıpranma payını anlamak açısından. Bir de karşımızda yetişkin bir insan var. Yetişkin dedim genç bir insan var. 18, 19, 20'li yaşlarda. Bu üçüne bakmak lazım. Bölüm, sonuç ve öğrenci. Bu üçüne bakacağız. Yani bölüm cazibeliyse zaten gidecek. Burada bir şey yok. Ama bölümle ilgili yani hani bazen karşına bir insan gelir. Öğrenci diyor ya hocam ne önerirsiniz? Hani önerebilecekleriniz vardır. Bir de ya ben söylemeyeyim bunu. Söylesem karşı taraf bunu yani heyecanlandırır, gitmek ister. Mesela çocuğa diyorsun ziraat mühendisliğini istiyor musun? Yok hocam istemiyorum. 9 Eylül ziraat mühendisliğini istiyor musun? Hocam niye olmasın? Ya o İzmir yani. Şimdi orada aslında ne istediği ortaya çıkıyor. Ziraat falan istemiyor. İzmir'i istiyor. Bu da doğru değil. Bu da doğru değil. Dolayısıyla burada bölüm gelecek vaat ediyorsa öğrenci artık hani bu konuda iyi puan varsa zaten bunlar hepsi oluşur. İyi puan iyi bölüm demektir. Ama bunun negatifini düşünelim. Sıralama iyi değil.
Üçüncü senesi. Evet, bir de artık onu kasan bir aile ortamı da var. Bunu saklamayalım. Çocuk kendisi söylüyor zaten. Niye saklayacağız ki? Yani orada, yani onun verdiği karar gerçekten çok zor. Çok zor. Ve o öğrencilerin verdiği karar %90 kaçma karar. Kesinlikle şunu unutmamaları gerekir. Hiç kimse gittiği üniversiteye yapışmıyor. Oraya kazık çakmıyor. Orada yaşamıyor. Hayatını orada devam ettiriyor. Ettirmiyor. Yani 2, 4, 5 ya da 6 yıllık okullar var. Maksimum 7 yıl hadi hazırlık okusanız. Dolayısıyla bitiyor. Ya bittikten sonra kürkçü dükkanı gibi dönüp dolaşıp ailene geleceksin. Gittiğin üniversiteyle değil diplomanla baş başa kalacaksın. Yani 9 Eylül'le baş başa kalmıyorsun. Ziraat mühendisliğiyle baş başa kalıyorsun. Ve kamuda önemli olan zaten o diplomanın getirisidir. Yani belli bölümlerde mesela mühendislikte, işletmede, belli bölümlerde üniversite kalitesi, imkanlar, İngilizce olup olmaması, yurt dışı imkanları bunlar tabii ki önemli. Tabii ki önemli. Ama böyle artık son zamanlarda insanlar çok sağlamcı olmuş hocam. Ne olacak diyor çocuk. Ya bu çocuktan ne çıkacak? Yani diğer tabirle sende bundan ne olacak gibi. Dolayısıyla açıkçası benim şu anda bu yıl kurumumda 5. yılı olan öğrenci vardı. 4. yılı olan vardı. 3. yılı olan vardı. Bugün mesela eşit ağırlık sıralaması 178 bin olan bir öğrenci geldi. İkinci yılı, bu sene ikinci yılıydı. İlk yılı saymıyor geçen sene. 500 binlerden oraya taşıdık onu. Yani dikkat ettim. Anne dese ki sarmalasa çocuğunu. Çocuğun bak sen 500 binlerden buraya getirdin. Sana PDR geliyor. Ama biz hala destekçiniz. Hala arkandayız kalabilirsin dese. Baba da arka çıksa anneye. Çocuk kalacak. Gelmiş hocam ben tercih vereceğim. Ne yazalım? PDR yazalım. Ama ben diyorum ki bu çocuk kalsa seneye hukuka gidecek eminim. Bunu söyledim. Biraz da bak ben arkandayım. Senin kalmanı ben istiyorum. Yapacağına inanıyorum. Ben seni tutmak istiyorum deyince çocuğun bir anda fikri değişmeye başladı. Hocam şimdi siz böyle derseniz ben kalırım ki. Dedim yani ben dedim diye mi kalacaksın? Dedim valla benim söylediğimin yarısını annem baban söylese sen kalırdın evet. Ya farkında değiliz biz çocukların. O yüzden sonucu hukuk tutsa 3 gün sonra arayacak babası. Hemen arayacak babası aramıyor. Anne aramıyor. Ya bu kadar hani bazen en iyisini isteriz. En iyisini istediğimiz için de olanı görmeyiz. Hocam 500 bin sıralamadan 170 binler çok kötü değildir. Veya ilk yılında 150 bin kötü değildir. Bunu görmüyoruz. Niye 50 bin olmadı? Niye hukuk olmadı? Niye 30 bin olmadı? Niye tıp olmadı? Ya karşındaki insan 10 kişiyle yarışmıyor ki. Başlangıç noktası 3,5 milyon insan. Katılmayanları saysak AYT'ye Bir de giren hocam bu seneyi özür diliyorum estağfurullah sözünüzü hocam. kesiyorum. Bu seneyi değerlendirirken bu sene gerçekten de hepimiz için çok zor bir seneydi. Çok ekstrem bir süreçti. Deprem gibi bir olayla karşılaştık. Yüzyılın afetini yaşadık. Deprem bölgesinde olsun olmasın hepimiz bu durumdan çok etkilendik. O yüzden hani o sıralamayı yapan çocukları değerlendirirken aslında geçtikleri süreci de göz önüne alırsak hepsi takdire şayan bir emek verdi diye düşünüyorum ben. Demek ki o süreç olmasaydı çok daha iyi bir sonuç elde edeceklerdi. Belli bir sıralamaya gelenler için, gelemeyenler için de yine aynı şey geçerli. Zor bir süreç, çok zor bir süreç hepimiz için. Annelerin, babaların bunu da değerlendirmesi aslında daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Az önce söylediğim şeyi tekrar ettim. Mesela ikinci, üçüncü yılında çocuğu göndermeye çalışıyoruz. Bir an önce gitsin. Çocuk da gitmek istiyor. Gidiyor, tamam okuyor. Bir bölüm okuyor. Önermediğimiz bir alana gidiyor, bir programa gidiyor. Bitiyor, hasbelkader mezun da olur o çocuk. Herkes üniversiteden mezun olur. Ama geldikten sonra eğer atanma süresi, işsiz kalma süresi, mezuna kalma süresini aşıyorsa, yılları buluyorsa ki öyle. Hafta sonu KPSS yapıldı geçen hafta. Gördük yani çocuklar yani böyle 35-40'lı yaşlarda insanlar sınava girdi ya. Yıllardır atanamayan öğretmenler girdi sınava. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman yani bir yıl mezuna kalmak 5 yıl 6 yıl atama beklemekten daha ağır değildir. Hani mezuna kaldığın zaman genç olarak kalıyorsun. Bir beklenti yok senden. Bir maddi beklenti. Benim çocuğum niye para almıyor? Niye işe atanmıyor? Niye maaş getirmiyor? Kimse demez. Dershaneye gidiyorsun. Veya oturup ders çalışıyorsun. Ama sen üniversiteye gidip döndükten sonra akrabadan tut komşuya kadar, anne babaya kadar, küçük kardeşine kadar herkesin gözü sende. Lan bu gitti geldi acaba ne olacak bundan? O kadar ağır ki.
İntihar eden insanlar var ya, Allah korusun. Bu yüzden bu konuda biraz daha hani biraz daha öne açık tutmak lazım. Mesela ilk yılın her zaman bir tecrübesizliği vardır. 12. sınıfta çocuk giriyor, ilk defa bir sınava giriyor. Ya o yılı saymayalım. Bir yıl daha sağlam çalıştı, sıralama ilerletti. Az önce verdiğim örnek gibi. Ya sabredelim bir yılda. Bizim çocuğumuz çünkü evde kalabilir. Ne olacak yani? Eğer aile çocuğundan sıkılmamışsa, çocuğun aileden sıkıldığı gibi, ben kesinlikle kötü tercih önermiyorum. İyi tercih olabilecek en iyi tercih. Kalsınlar. Acele yok. Acele etmelerine yok. Gerek yok. Az önce de bunu söyledim hocam. Evet, daha yolun çok başındalar. O yüzden de insanın kendi geleceği için 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, belki de 4 yıl çok fazla bir şey değil. Az önce bahsettiğiniz gibi hayata atıldıktan sonra bu çok daha ağır ve bir tık daha travmatik geçebiliyor. Peki aslında az önce bu konuya girdik. Bu konuyu çok güzel açıkladınız ama tekrardan toparlamak gerekirse öğrencilerden çok fazla soru geliyor. Eminim size de geliyordur. Hocam sizce mezuna kalmalı mıyım yoksa tercih yapıp gitmeli miyim? Siz ne diyorsunuz? Öğrenci mesaj atıyor, tanımıyorsun, etmiyorsun. Sizce mezuna mı kalayım yoksa tercih yapıp gideyim mi? Ne Ya diyoruz? o sorunun cevabını tanımıyorsan vermek daha zor tabii. Hani bir yıl beraber bu süreci yaşadığın bir öğrencinle bunun cevabını vermek çok kolaydır. Mesela bugün ben karşımdaki kıza söyledim. Kızım kalabilirsin bir yıl daha. Tanıyorum. Neler olabileceğini kestiriyorum. Ama şimdi profilinde bir tane gül resmi olan biri sana mesaj atıyor. Hocam kalayım mı? Şimdi sarı çizmeli Mehmet Ağa sonucunu dağıtıyor tabii ki. Şimdi mezuna kalayım mı kalmayayım mı sorunun cevabı sadece o sonuçta gizli değil. Sonuç sadece bir fikir verir. Ha sonuca bakarım. Kötüyse kal dersin, iyiyse git dersin. Yani bunun cevabı belli de koşulları bilmiyorsun. O çocuğun psikolojisi, aile yapısı, hala bir çalışma hevesinin kalıp kalmadığı bunları bilemeyiz. Yani sosyal ortamda da bunların hepsini soramazsın tabii ki, bilgi alamazsın özel bir takım bilgileri. Ama bir sonuç üzerinden hareket ediyoruz. Kısacası benim söyleyeceğim şu, sonuç umut vermiyorsa, kaçıncı yılın olursa ol, kal. Yani mutlaka bir şey değişecektir. Yani biz sonuçlarımızı bir haftadır analiz ediyoruz hocam. Emin olun 2 milyon 900 binden 700'e gelen var. 430 binden 5000'e gelen var. 400 binden 150 bine gelen var. O kadar çok fazla ki. Biz bunları paylaştık sağda solda her yere astık kurumumuzda. Ve bizim şu an dershaneye gelen 3'ten lise 3'ten 4'e gelen çocuklar var. Yaz kursları var bunların. Öyle bir bakıyorlar ki. Öyle bak ya demek ki yapabilmişler. Ya bir fikir veriyor, heyecan veriyor. Tercihe giden insanlar bakıyor. O yüzden tabii ki kalıp kalma konusunda sorsunlar bize. Güvendiklerine sorsunlar. Ama son kararı verecek olan onların içlerindeki o sestir. Sonuç kötüyse, çalışma hevesin varsa kal. Sonucun iyiyse zaten gideceksin. Ama sonucun kötü, çalışma hevesi de yoksa o zaman olabilecek en iyisine git. Biraz tercihin hani kötünün iyisi vardır ya onu yapmak gerekir. Onun için tabii bilgi almak lazım mutlaka. Kesinlikle. şimdi deprem bölgesindeki öğrencilerimiz tercih döneminde kafaları çok karışık. Evet. Öğrencilerimiz için zaten yayınlanan kılavuzda da ilk etapta sadece deprem bölgesindeki üniversitelere ek kontenjan verileceği söylenmişti. Ancak kitapçıkta belirtilen bütün üniversitelerde deprem bölgesindeki öğrencilere normal kontenjanların ardından ek kontenjan verilerek yerleştirilme konusunda destek verileceği tarzında bir ibare söz konusu. Evet. Ne önerirsiniz hocam bu öğrencilerimize? Ya tabii büyük bir felaket. Bulunduğum şehir buna uzak bir şehir değil Van. Bunu yaşadı yani. Ben Van'da deprem olduğunda burada değildim. Ben Batman'daydım. Oradan gelen çocuklardan biliyorum. Maraş'ta deprem olduğunda oradan buraya bir sürü öğrenci geldi. Bizim kurumumuza geldi. Aldık yanımıza onları. Hepsinin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin hepsine. Yalnız burada tabii ki sağlanan imkan çok değerli. Ya bu konuda hani çok eleştirdiğimiz, çok kızdığımız, bazen çok istem ettiğimiz sistem, ÖSYM falan filan. Yani tabii ki o insanlara sürekli her konuda kucak açmak gerekir. O çocuklar boş şeyler yaşamadılar. Yani sıradan şeyler yaşamadılar. Dünyaları yıkıldı. Yani burada söyleyeceğim şu tabii ki kılavuzdaki içeriklerdeki o kontenjan artışı
deprem bölgesindeki öğrencilere avantaj sağlıyor. Ama bu çocuklar başka şehirlerde de olsalar, başka şehirdeki üniversiteleri seçseler o imkan yine sağlanıyor. Doğrusu da bu. Çünkü ilk etapta biz şöyle düşünmüştük öğretmenler. 11 şehrin üniversitesini tercih ederse o imkan var. Ya da işte gidip Trabzon'u istese o imkan yok. O değil. Bir çocuk Türkiye'nin hangi üniversitesini tercih etmişse 6 Şubat günü eğer ikamet yeri deprem bölgesi ise o imkandan sağlanır. Benim burada tavsiyem şu. Deprem yerinde hala o muhitte yaşayan kardeşlerimiz için yani o şehirlerde yaşayan öğrenciler için puanlarına bakarlar tabii ki. Bu önemli. Yani puanları beklediğin altındaysa, bazı bölümler için kritik durumdalarsa tabii ki bulundukları şehirde onlara tanınan imkanı değerlendirmek zorundalar. Orada kalmayı da göze alabilmeliler. Ve ağırlığı kendi üniversitelerine versinler. İşte Sütçü İmam, İnönü Üniversitesi'ne, Elazığ, Gaziantep'e bunlara versinler. Ama puanları iyiyse, hepsinin inşallah iyidir, iyiyse puanları yani şunu yapacaklardır bence. Biraz hayatlarını değiştirmeleri gerekir. Hani mekanlarını değiştirmeleri gerekir. Çünkü hepsinin ailesinde hasar var, hepsinin evinde hasar var, hepsinin kaybettikleri var. Ya bir nevi belki bir kaçış gibi olabilir ama Hataylısın, Hatay'da bir gençsin. Bize Hatay'dan da öğrenci geldi. Yani artık orada Mustafa Kemal Üniversitesi'nde okuma. Çünkü oranın travması zaten hala peşinde senin. Puanın iyiyse al başını git. Yani hem bir rehabilite süreci olur, farklı ortama girersin, biraz da uzaktan izlersin şehrini, neler olduğunu. Ama puanı kötüyse tabii ki hepsini değerlendirecek. Çünkü kılavuzda bu belirlenmiş. Yani o kontenjanın nerede kaç kişi olduğu sütunlarda yazıyor. Bu harika bir imkan. Çünkü o deprem bölgesinde mutlaka on binlerce öğrenci vardır. Daha da fazla bence. Yüz binleri bulan bir sayı vardır. O yüzden puanları iyiyse gitsinler, kalmasınlar orada ama kötüyse tabii ki mesela bunu örnekle açıklayayım. 230 bindesin, sayısal için söylüyorum ben. Hemşirelik bölümü mesela 212 binini alıyor. Ya bir 20 bin dezavantajın var. Kritiksin. Orada oturup sen Ege Üniversitesi yazamazsın tabii ki. Değil mi? Hani yerleşme telaşı var. O zaman senin kendi şehrinde deprem bölgesinde o avantajı değerlendirip tercih edersen başkası için 230 bine gelmez. Başka şehirde yaşayan depremzede olmayan bir öğrenci için ama sana gelebilir. Hani biraz bunu okul birinciliği kontenjanına benzetiyorum hocam. Heh, yani Kesinlikle. ekstra bir Evet. yani hak diyelim biz buna. Yani yaptıkları için de gerçekten minnettar olmak lazım. Bunu uygulayanları çok iyi yapmışlar. Umarım hepsi için hayırlısı olur hocam. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. İnşallah. Bu duygusal bir şey tabii ki. Hani yaşayan bilir derler ya. Vardır burada o bölgede yaşayan ya da o bölgede tanıdığı olan. Allah rızası için içlerinde teknik alanlara yönelecek olanlar varsa, mimarlığa, inşaat mühendisliğe, yapı denetimine, jeoloji mühendisliğine, ya düzgün yetişsinler ya, ahlaklı yetişsinler, düzgün iş yapsınlar. Bu felaketi çanak tutacak işlere girmesinler. Ben bunu depremden sonraki seminerde öğrencilerime anlattım. Yani sonuçta olanların hepsi insan hatası. Hepsi insan ahlaksızlığı. Tabii bizim insanlarımız ahlaklıdır mutlaka hiçbir şekilde ama ne oluyorsa üniversitede oluyor. O bölümlere yöneleceklerse lütfen şehirlerimizi, kendi şehirlerini hatta güzel inşa etsinler. Düzgün inşa etsinler ki torunları kaybetmesin hayatını. Çocukları hayatlarını kaybetmesin. Bu da önemli bir detay. Zaten biz yaptığımız işte bunu prensip olarak ele almamız gerekir sürekli. Çocukları yetiştirirken. Kesinlikle Evet. hocam, kesinlikle. Hocam, şimdi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerde sizce öne açık bölümler nelerdir? Bu soru da çok fazla geliyor. Ve KPSS atamalarına bakarsak 3 aşağı 5 yukarı neler önerilebilir? Mesela az önce programın başını takip edenler de mutlaka sizi dinlemiştir. Orada bir anestezi bölümüne yığılma, işte bir tıbbi sekreterliğin bir anda atamalarının artması gibi
süreçlerden bahsetmiştik. Bu sürekli değişkenlik gösteren bir şey. Ama şu da bir gerçek ki bizim ülkemizde şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi tıbbi sekreterlikte bir alım patlaması oldu, o bölüme yığılma da oluyor aynı şekilde. Ya da işte bir dönem anestezi çok modaydı. Ne oldu? İnsanlar o bölüme yığılmaya başladılar. O yüzden de sizin de söylediğiniz gibi kişi mezun olana kadar o süreçte neler olacak bunu da çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Özellikle 2 yıllık bölümlerde. Ne düşünüyorsunuz? Neler Hocam söyleyebilirsiniz? kurutuyoruz her şeyi. Yani ne görsek hemen yani kurutuyoruz. Şimdi 15-20 ile yakın bu işi yapıyorum ben. Bu 15-20 yılda çok tepeden gelip dibe vuran bölümler var şu anda. Mesela 10-15 sene önce öğrenci tıp, diş, eczacılık gelmediğinde fizyoterapiye giderdi. FTR'ye giderdi. Odyolojiye giderdi. Şu an bu bölümlerin sıralaması 400 binlerde neredeyse. Anestezi çok cazibeli bir iş. Sağlığın en rahat işi biliyorum. Ona gittik. Sonra bir de şöyle yapıyoruz. Hani bir bölümün önü açıldığı zaman insanlar paraya kıyıp bunu vakıflarda da okuyor. Anestezi, ATT bu bölümlerde şu anda on binlerce mezun var. Ve devam ediyor. Devam ediyor. Bunlar artıyor. Yani kestirmek çok zor. Yani geçen sene tıbbi sekreterliği ben kimseye yazdırmıyorum. Dünden beri herkes tıbbi sekreterlik, tıbbi sekreterlik. Eskiden tıbbi sekreterlik diyordum. Ya hocam sekreter mi olacağız hastanede? Şimdi hocam tıbbi sekreterlik. Niye? Herkes öğrendi çünkü. Bir şey oldu yani. bir patlama oldu yani. Uyandı herkes. Şimdi hocam, Türkiye'yi anlamak çok zor. Süreci okumak çok zor. Ama az önce şunu söylerken, arayışta bulunurken, birileriyle görüşürken, lütfen İyi okuyabilen insanlarla görüş. Süreci, gidişatı, ileride ne olabileceğini, Türkiye'nin geleceğini. Mesela bir hazırlık dedim. Mesela benim yanımda şu anda şöyle bir kağıt var. Ben bunu her sene hazırlarım. Yani böyle 6-7 sayfa. Bunu her sene otururum, PDF'den hazırlarım. Ve bütün masalarda vardır kurumda. Yani daha kılavuz çıktıktan sonra da güncelleyeceğim ben bunu yarın. Nedir? Yani en düşük, en yüksek sayısal bölümden en düşüğe kadar, en düşük sözelden en yükseğe kadar böyle yani çocuk karşıma geldiğinde bir veli veya öğrenci önüme koyuyorum. Diyorum ki bak sana bu geliyor, bu geliyor, bu geliyor. Tabii bu gelir ama bunun önü açıktır, bunu kapalıdırdan çok kaçılmak lazım. Söylüyorsak da eğer gerekçeli söylemek lazım, içini doldurmak lazım. Yani net olmaktan zarar gelmez hocam. Yani bölümü yazma. Bak ben sana önermiyorum. Hatta ben şunu diyorum. Ben senin kalemini kırmak istemiyorum. Benim elimden senin tercihin çıkmayacak. Sana ben listede vermiyorum. Şu bölümü yazmıyorum. Git başkası yazsın sana. Yani bunu söylemek ayıp bir şey değildir. Yani bunu yapıyoruz. Maalesef bazen bunu yapıyoruz. O yüzden hani biraz da ortada durup biraz da böyle net, bu konuda net olmamak daha iyidir hocam. Kesinlikle daha iyidir. Bir de şu var çocuklarda mesela hani ilk geldikleri zaman birinci gelişlerini aileden önce yaparlar. Hocam ben bir geleyim, bir yoklayayım, bakayım ne olacak. İkinci görüşmede babam geldiği zaman yanında o kadar rahat olamayacağız. Bu iş böyle olmayacak. Önceden gelip görüştükleri zaman işte o anda çocuğun kafasını iyi bir şekilde neler olabileceğini yerleştirmek lazım. Yani bir dahaki sefer babasının yanında çocuğun gözü senin ağzında olmasın. Ya hocam bunu da söyleyin, bunu da söylemeyin, bunu söyleyin falan. Yani dün gelen öğrenci ilk yılı 150 binde yani olabileceği kadar babasını ikna etmeye çalıştım. Baba hakim. Bakın hakim olabildiği kadar hukuku kötülüyor. Olabildiği kadar adliyeyi kötülüyor. Hatta kız dedi ki baba dedi, sen ne istifa etmiyorsun ya, sen bizim için kendini öldürmüşsün. Aynen böyle dedi. En son çıkışta Fatma dedim bak benden bu kadar 145 binden sonrasını yazmazsan sana PDR gelmez zaten kalırsın. Bunu yapma. Bu konuda da artık babanı ikna et tamam dedi. O yüzden hani çocukla yapacağımız ilk birebir görüşme önemli hocam. Buna dikkat edelim lütfen. Evet çok güzel söylediniz. Burada ben böyle ufacık bir araya girmek istiyorum müsaadenizle. Bazı meslek erbapları ya mesleklerini çok sevmedikleri için ya böyle çok bunaldıkları için ne yazık ki mesleği alıp yerden yere vuruyorlar. Burada da öğrencilerin kafası çok karışabiliyor. Çünkü hani öğrencilere şey öneriyoruz ya,
sen git mutlaka bu mesleği icra eden birilerinden bilgi al. Bakkaldan, manavdan çok daha doyurucu bilgi alırsın diye. İşte burada da kişinin olaylara bakış açısı, hayatı yaşama şekline de bakıp dikkat etmek çok önemli. Çünkü neticede bir hayat şekillenecek. Bir mimara gidip mimarlığı yerden yere vuruyorsa evet okey, ama sadece o mimarla kalmayıp birkaç mimarla da görüşmek ya da birkaç mühendisle de görüşmek çok önemli bu noktada. Çünkü psikoloji çok önemli bir şey gerçekten de. Hayattan keyif alan ya da keyif alamayan insanlar, toksik kişilik ya da pozitif kişilik denen bir gerçek de var. Bunlar da önemli etmenlerden birkaçı diye düşünüyorum. Peki hocam, yine geldik meslek seçimine. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, meslek seçimine geliyoruz. Aslında biz tercih döneminde öğrenciye üniversite bölüm değil, meslek seçimi konusunda yönlendirme yapıyoruz. Meslek seçiminde sizce dikkat edilmesi gerekenler neler? Bir de en zoru şu diye düşünüyorum. Ne dersiniz bilmiyorum ama öğrenci mezuna kalmış 2-3 yıl karşınıza geliyor, diyor ki hocam diyor şuradan bana bir şeyler seçin. Hedef yok. Meslek seçimi yok. Hani en zor, aslında en çok uğraştıran öğrenci profili diyebiliriz. Ne tavsiye edersiniz? Hocam sosyoloji mezunları, PDR mezunları, psikoloji mezunları Parsons modelini çok iyi bilirler mesleki rehberlikte. Hani o modelde şu vardır. Mesleki rehberliğin konusu şudur. Öğrencinin yetenekleri, olumsuz yanları, güçlü yanları tespit edilir. Sonra mesleğin özellikleri tespit edilir. Parsons modelinde amaç şudur. Uygun meslekle uygun insanı eşleştirme. Tabii bu birkaç yüzyıl önce bir adamın söylediklerini biz bugün paylaşıyoruz burada. Şimdi koşullar, özellikle ekonomik koşullar bu modeli yerle bir ediyor. Yani ne mesleğin yeteneği, ne çocuğun yeteneği, her işi yaparım hocam. Yani bu konuda çok fazla böyle akademik olamıyoruz hocam. Yani o yönlendirmeyi akademik yapamıyoruz. Ama şunu sorabiliriz kendimize mesela. Hani dediniz ya az önce birçok meslek grubunda çalışan insan kendi mesleğini önermiyor. Hukukçu önermiyor. Doktor zaten benim hayatım kaymış sen doktor olma diyor. Öğretmen diyor zaten bittik yani bizim maaşımız artık hiç işe yaramıyor. Doğru söylüyorlar tabii. Yani bu şekilde herkes kendi yaptığı mesleğinden çocuğunu soğutuyor. Çocuğunu yapıyor, çocuğunu soğutuyor bu konuda. Şimdi bunu yaptığımız zaman yani bir nevi aslında çocuğa şunu da aşılamış oluyoruz biz. Veli, anne, baba çocuğuna aslında mutsuz olduğunu söylemiş oluyor, itiraf ediyor. Dön benim karşımda yaptı bunu adam. Bunu yaptı. Şimdi burada bireyin kendisini tanıması çok önemli. Hani rehberin ilk ilkesi odur ya bireyi tanıma. Ben aslında bu konuda bir sistemde edeceğim. 18, 19, 20'li yaşlara gelip de hala hayatla ilgili beklentisi, yetenekleri, amacı, arzuları gelecek için ne oldu belli olmayan insanlar var maalesef. Z kuşağında çok fazla var. Tabii ki süreç biraz da onları bu hale getirdi. Ya düşünsenize 11. sınıf öğrencisi şu anda 12'ye geçen çocuk yani 16-17 yıl zarfında, süresinde bir pandemi, bir büyük deprem yaşadı hocam. Biz yetişkinlerin bu kadar kaldıramadığı iki tane büyük olayı bu çocuklar yaşadılar. Hatta bunlar beyaz maskelerle LGS'ye girdiler ortaokulda. Yani yüklenmemek de lazım. Ama burada hani iç ses diyoruz ya, içsel konuşma. Öğrencilerin kendileriyle konuşması lazım bazen. Hani şunu aklından çıkarması lazım. Bir meslek seçiyorum. Ben bunu ömür boyu yapabilir miyim? Çünkü yapışıyor bize bu. Yani göz kapaklarımız gibi bize yapışıyor meslek. Mesela bu yıl bizim kurumumuzda bir polis memuru kardeşimiz vardı. Yani hafta sonları görüşüyorduk. Geliyor dershaneye mesleğinden nefret ediyor. Ama 10 kişiye soru 7-8 tanesi polis olmak ister. Bakın bir de böyle bir tezat var. Çocuk diyor ki hocam diyor ben yapamam diyor. Yani artık o kadar eşi rehber öğretmen. Onun da etkisi olmuş mutlaka. Evli aynı zamanda kendisi. Hocam ben hukuk okuyacağım. Sınava girdi 158 binlerde. Gidemeyecek ama bir yıl daha hazırlanacağım diyor. O yüzden benim sağlıkçı öğrencim oldu. Bir daha hazırlanan polis olan oldu. Farklı meslekleri yapan insanlar oldu. Aslında bu zamanında verilmeyen doğru kararların yansımalarıdır hocam. Onların artçılarıdır. Yani bu
okullarda yapıyoruz ya mesleki eğilim testleri. Ben ilkokuldaydım. Bir gün öğretmenimiz bize bir tane broşür getirdi. Sınav dershanelerinin broşürü. Hani 100 soru soruluyor. Kolonlara işaretliyorsun. Ne çıkarsa artık. Bulmaca gibi bir şey. Ya ben o günden hatırlıyorum öğretmen olacağımı. Yani değişmedi. Yani demek ki o zamanki yönlendirme daha iyiymiş şu anda. Bakın Kesinlikle. bugün bir öğrenci geldi. Eski bir öğrencimin arkadaşı. Halkla İlişkiler ve Tanıtım ikinci sınıf bitmiş hocam. İkinci sınıfı bitirmiş. Gelip danışmak için. Geliyor hocam diyor. Ben sayısaldan hazırlanıp veterinerliğe gidebilir miyim? Orijin eşit ağırlıkçı. Eşit ağırlıktan sonra bozma sözelci olmuş. Halkla ilişkilere gitmiş. 2 yıl okumuş. Bırakıp gelip ben sayısaldan hazırlanacağım. Ya ben delirdim yani. Delirdim derken yani nasıl böyle bir şey mümkün? Nasıl böyle bir şey isteyebilir? Yani bir insan aslında sözelci olmayıp sayısalcı olduğunu, fiziği yapabileceğini 2 yıl halk ilişkileri eğitimi aldıktan sonra mı anlar? Asla dedim mümkün değil böyle bir şey dedi. Yapamazsın dedi. Yapamazsın asla. Otur sözelden bir daha hazırlan, iyi bir şeyler, dilediğin bir şey kazan. Ne demek ya sen matematik yapamadığı için sözele geçmişsin. Şimdi çıkmışsın ben fizik kimya çözeceğim diyorsun. Yani sorulan soru abes yani bana öyle geldi daha doğrusu. Bu yüzden hani doğru karar diyoruz ya. O yüzden yıllar da alsa, aylar da alsa, haftalar da alsa, tercih için günler de alsa yani en doğrusunu bulmak zaman alıyor ama buluyorsun hocam. Bakın 56 binde bir öğrencim. Geçen hafta geldi Türk Hava Kurumu Üniversitesi dedi. 2 gün önce geldi gitti hocam Gazi Makina dedi. Hala gidip geliyor. 10 gün gidip gelecek. En doğrusu bulana kadar. Çünkü sürekli araştırıyor. Dedim devam et. Sen böyle devam et. Görüyorum ben seni. Ben seni takdir ediyorum dedim ona. Tabii bu daha da motive oldu. Hocam merak etmeyin. Sizin bile bilmediğiniz şeyler bulacağım ben. Siz bir durun. Güzel. Güzel, harika. Allah hepsinin yolunu bahtını açık etsin. Peki hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ardından soru varsa soruları almaya başlayalım. Hocam inşallah güzel bir tercih dönemi olur. Yani şunu söyleyeceğim. Sizin de vardır mutlaka dönüş yapmanız gereken insanlar. Mesela gün içinde kurumda onlarca insan gelip gidiyor, gelip gidiyor. Emin olun ben oturduğum yerde bir öğrenci geliyor, çocuğun programını hazırlıyorum. Onu da ihmal etmiyorum. Sonra bir veli geliyor, tercih konuşuyorsun. O gidiyor, o geliyor, o gidiyor, o geliyor. Ya bu yoğunluk var. Herkese cevap verilecektir. Yani bizim ve sizin tarafınızdan mutlaka dönüş yapılacaktır. Mesela haftalarda benden cevap bekleyen şu an üniversitedeki arkadaşım var. Biliyorum. Dönüş yapamıyorsun. Elbet dönüş yapılacak. Yalnız burada bazen şu olabilir. Yani sistemlerle karşılaşıyoruz. Burada doğal. Ama daha tercih bugün başladı. Yani bir tercih 3-4 günde, 5 günde de halledilebilir. O yüzden sabır gerekiyor. Sabır diliyorum arkadaşlara bu konuda acele etmesinler. Güveniyorlarsa bize veya güvendikleri insanlar varsa güveniyorlarsa onlara dönüş yaparlar zaten. Dönüş yapmazlarsa güvendikleri kişiler değil onlar zaten. Soruyu geri alsınlar. Yani onlara sormasınlar. Evet, yoğunluk olduğu için hemen sıcağı sıcağına dönüş yapmak çok olası olmuyor. Burada karşılıklı anlayış çok önemli gerçekten de. Peki, katılımcılarımız, değerli katılımcılarımız var mı merak ettiğiniz sorular, sormak istediğiniz sorular varsa soruları almaya başlayalım. Biz konuşurken arada sorular oldu ama hani konuşma bölümlemesi adına giremedim oraya. Varsa sorularınızı alabilirim. Ben de bakacağım hocam var mı daha önceden soru. Merak edenler, merak edilenler, sormak istedikleriniz, kafanıza takılanlar, Mesela mesaj bir attınız. soru var. Öğrenci demiş ki hocam bölümlerin sıralamaları nasıl değişiyor? Yani bundaki mantık nedir diye. Çok güzel bir soru. Aslında bölümlerin sıralamasını değiştiren öğrencilerin kendileri. Yani başarı ve başarısızlık değiştiriyor bu sıralamaları. Ama hani düz mantıkla düşündüğümüzde ne değiştirir? Bir kere bir kontenjan artışı her zaman bölümün sıralamasını geriletir. Mesela tıp fakültesi geçen sene Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 30.002 30.2'ye kadar aldı. Bu sene 2 tane tıp açılmış devlette. Bir tanesi Mardin, bir tanesi İzmir Demokrasi Üniversitesi. Sanırım 150 kontenjan bu. Biri 90, biri 50.
Yani otomatikmen o 150'yi 30 bine ekleyebiliriz. 30 bin 152 oldu. Bu reel bir artış. Yani o kontenjan artışı tabii bölümü biraz geriletecek. Ne kadar artmışsa. Bir diğeri de dolaylı artış olur. Dolaylı artış derken her 5 bine, her 10 bine giren de tıp yazmıyor. Değil mi? Yani Evet. çocuk binde Mühendisliğe aynı doğru bir şey var. var zaten. Bir kayma var Fazlasıyla zaten var. artık. Onların da yarattığı bir gerileme oluyor. Yani genç arkadaşları şunu unutmasınlar. Geçen sene bir önceki yıl 23 bindeki tıp 30 bine geriledi. Bunu söylerken de şu tavsiyede bulunuyorum. İyimser olsunlar. Yani yukarı doğru iyimser olsunlar. Yani hala anlattığım bir detay geçen seneden. Geçen sene biz tercih yaptığımızda 2022'de hocam bir önceki yıl tıpın sıralaması 23 bindi. Biz onu kullanıyorduk. Bir Evet. kız öğrenci geldi. Bizim biyoloji öğretmenimizin öğrencisi, eski öğrencisi. Kız 27 binde. Yani bir önceki yıla göre 4 bin geride. Gelmiş ağlıyor. Yani ağlaya ağlaya gelmiş. Ondan sonra bana tıp gelmez falan. Listenin başına da vakıfları yazmış. Doldurmuş böyle. Yani güvenmiyor ya gelmeyeceğini. Hatta başlara yazmış dedim bu başa birkaç tane devlet yazalım mı dedim. Hocam dedi başa yazarsanız bu vakıf üniversitelerin ekstra bursları var. Tercih bursu. Onlar yanar. Çocuğum dedim senin baban zaten parayı gözden çıkarmış. Ha 80 bin ha 90 bin ne fark eder dedim. Senin %10'a ihtiyacın mı var? Hocam ben bilmiyorum babamı arayın. Babayı aradım. Beyefendi dedim yani siz çocuğunuzun devlete gitme şansını mı önemsiyorsunuz yoksa bir 5-10 bin liralık indirimi mi? Hocam diyor olan olmuş zaten. Sen keyfine bak. Nasıl yapıyorsan yap dedi. İnanın hocam ben listenin başına Gaziantep İslam Teknoloji Üniversitesi'ni yazdım. Yeni açılmıştı. Kıza birinci tercih geldi. Sonra teşekküre geldi. Hocam niye biz daha iyi bir yere yazmadık? Dedim konuşma dedim sus. Sus dedim yani sesini çıkarma. Bunu da senden alırlar. Çünkü kız 23 bin 30 bine gerileceğini bilmiyordu. Eğer tıpta bu oluyorsa 7 binlik bir gerileme. O yüzden hani bir de çok yüksek bir aralık orası ilk 30 bin. Orada bu olduysa 100 binlerde, 200 binlerde. Hocam ben 250 bindeyim bana 220 binlik yer gelebilir mi? Yaz. Yazmaktan bir zarar yok. 24 tercih hakkı veriliyorsa demek ki 24 tane tercih hakkım var. o Yaz aynen yani. o hak veriliyor. Yani o hayali kur deniyor sana. Kurabilirsin. Garantici de ol. Garantiye de al. Çok sağlam tercihler de yap. Listeyi tamamla. Ben hep şunu diyordum. Önceki yıllarda listenin nasıl bittiği önemliydi. Yani garanti tercih var. Ben hep son kontrolde listenin sonuna bakardım. Ama şu an nasıl başladığı da önemli. Mesela Evet, çok önemli şu an nasıl çocuk 50 başladı. binde 45 binlik yeri yazmıyor. Hocam gelmez. Sonra sonuç açıklanıyor. Taban puanlar açıklanıyor. Bakıyor ki o 45 binli olan yer 53 bine gerilemiş. O 50 binde ama yazmadığı için gelmedi. Ağlarsın ondan sonra. Niye böyle oldu diye üzülür insan. İşte tercihi doğru insanlarla yapmak çok 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 önemli. Bir soru daha var. 45 binde diş mi eczacılık mı hocam diye sormuşlar. 43 bin dişin sıralaması, en son sıralaması. Tabii en düşük yerleri yazarsa dişe yerleşir. %90 yerleşir. Ama şehirlerin büyük ihtimalle profili bu öğrencimizi dişi yazmaktan biraz caydırıyor. Hani gidip ben Bingöl'de, Kars'ta bu şehirden olan öğrenciler varsa kusura bakmasınlar. Şehirlerin büyüklüğünden bahsediyoruz. Ya işte ben Kars'ı dişi yazmayayım. Bana işte Ege'de veya Aydın'da veya Bursa'da eczacılık geliyor. Şimdi kıyaslama yaptığımız zaman hocam dişle eczacılık arasında diş okuyup şu an diş doktoru olan öğrencilerimle görüştüğümde bana şunu söylediler. Hocam dişte atama sıkıntısı var. Kamuda. Yani biz biraz yerimizi açıp özelde biraz tanınmak, reklam yapmak, çok iyi işler çıkarmak ve biraz ön plana çıkmak zorundayız sektörde. O şekilde kazanırız evet. Ama doktorluk gibi, tıp gibi yani şu an atamamız yok bizim. Dişçilerin ataması yok. Tabii ki biz burada dişle tıpı değil, dişle eczacılığı kıyaslıyor, soruyor öğrenci. Eczacılık şu anda hani bu öğrenciye ben şunu derim. İyi bir yer, ondan sonra koşa koşa gidebileceği bir şehir geliyorsa eczacılığa gitsin.
Kesinlikle gitsin. Çünkü gideceği iyi bir yerdeki koşullar zaten onu iyi bir eczacı da yapar üniversite. Ayrıca şu an bir eczacılık diploması çok değerli. Bir de nasıl bir birey, nasıl bir kişi var, kişi karşımda var bilmiyorum ama rahat biri ise, hani böyle çok işkolik değilse, mesai yapmaya yatkın bir yapısı yoksa, ya zaten açacaksın yerini, ondan sonra senin depon olacak. İlaçlardaki kar oranını, artışı biliyoruz biz. Her ilacın bir kullanma süresi yıllardır, uzun bir kullanım süresi vardır. Bir ilacı bakın geçenlerde %30 zam yapıldı değil mi? Yani sahip olduğun bütün eczanenin değeri %30 arttı demektir. Oturduğu yerde. Rahat bir iştir. Yani ben kesinlikle daha iyi bir yer olacağı için eczacılığı öneriyorum. Çünkü bunu yapanlar var zaten. Yani o sıralama ile eczacılığa giden çok öğrenci var. Bir öğrenci de sanırım Türkçe öğretmenliği hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Sıralaması sanırım 50 binlerle yani 50 bin bandında 50 50 60 bin bandında. yani %90 40 ile 60 bin arasında bu öğrenci. Çünkü 40 binin dışında ise okul öncesi gelmiyor. Gelmediği için Türkçeyi soruyor. Okul öncesi öğretmenliği 33 binde. Yani aslında Türkçe öğretmenliği tercih etmek bir çaresizliği göstergesidir. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Başka bir şey yok. Yani sözel çok dar yelpazesi olan bir alan biliyorsunuz. Evet Evet. yani özel eğitim öğretmenliği gelmiyor, okul öncesi gelmiyor. Tabii üçüncü sırada akla gelen Türkçe öğretmenliğidir. Ama Öğretmenliği. öğretmenliğe mesafeli ise ya gerçekten hani ben Türkçe öğretmeni olamam. Çünkü Türkçe öğretmenliği zor bir iştir gerçekten. Dal olarak çok zordur, kolay değildir Türkçe öğretmeni olmak. Yani gastronomi var, o alana ilgisi varsa ya da çok iyi bir şehirde, çok büyük bir şehirde o sıralamayla Ege'de, Marmara'da, Eskişehir'de iletişim okuyabilir. Ha böyle girişkenliği iyi olan bir arkadaşsa. Dediğim gibi yönlendirmeleri biraz kişiyi tanımadan oluyor. Ama ben de mesela benim tam 50 binde, 49 binde bir öğrencim var. Türkçe'ye göndereceğim. Babasını ikna etmeye çalışıyorum. Göndereceğim yani. Evet. Çünkü öğrenciyi Tabii tanıyorsunuz. O tabii yüzden tabii. daha kolay Tabii. oluyor. Özel eğitimde gerileme olur mu diye sormuşlar. Ne diyorsunuz? Sözelde bir gerileme olur mu? En çok tercih edilen bölümlerden bir tanesi de şu an ataması iyi olduğu için özel eğitim. Az kaldı. Az onu da kurutacağız yakında. Çok çok kalmadı onun için. Şimdi aslında özel eğitim biraz göz önünde olan bir bölüm ama ataması iyi. Evet, onu da biliyoruz ve ilerleyen zamanlarda bu devam edecek iyi olma durumu. Ama öğrencilerin büyük bir kısmı emin olun özel eğitimin neyle karşılaştığını, nasıl bir kitleyle uğraştığını, ne iş yaptığını bilmiyorlar. Bilmiyorlar, kesinlikle Yani bilmiyorlar. özel eğitim 20-21 binle geliyor. Bugün 19 binde bir kızım geldi yanıma. Hocam dedi, evet özel eğitime gidebilirim. Ama ben size bir şey soracağım. Bu özel eğitimin bir önceki ismi, bölümün adı zihinsel engeller öğretmenliği değil miydi? Evet dedim. Dedi biraz rencide eden bir isimdi. O yüzden değiştirdiler. Hocam diyor bana zaten bu isim her şeyi anlatıyor. Yani diyor normal çocuklarla uğraşmak zorken bu zamanda aklı başında. Ben nasıl gidip yani düşün karşıdaki çocuk sana nasıl bir tepki gösterecek? Yani o tür çocuklarda ya aşırı bağlılık var ya da aşırı nefret var. Yani bunları dikkate alarak hareket etmek lazım ama sanırım bir süreliğine daha bu bölümün açık olmaya devam edecek. Süre derken açıkçası ben 4 ile 6 yılı öngörebilirim. Ama bölümün önü kapanırsa varsa burada Vakıf Üniversitesi temsilcisi arkadaşlar kusura bakmasınlar. Vakıf üniversiteleri önünü kapatacak. Çünkü devlet üniversitelerinde yaklaşık bir 20-30 yerde var özel eğitim. Okul öncesi çok var ama özel eğitim ya devlet çok biraz sıkı tutuyor. Mesela Güneydoğu, Doğu Evet. Anadolu'da bir iki yerde var. Diyarbakır'da var. Bir yerde her yerde açılmıyor bile. Çok böyle adı üstünde özel bir Evet. bölüm. Ama vakıflarda biraz ticari bakış açısı olduğu için çok açılıyor, çok fazla açılıyor. İnsanlar da gidiyor, paraya da kıyıp gidiyorlar. Ona bağlı biraz. Ama böyle 4-6 yani şu an gidilebilir. Endişe edilmeden gidilebilir hocam.
Gidilebilir. Yalnız bu bölümü seçecek olan kişinin insan sevgisi, işte sabrı çok ön planda olması lazım. Kişinin kendisini tanıyarak gitmesi gerekiyor bu bölüme. Yine sorulardan bir tanesi, hocalarım engelli bakım ve rehabilitasyon bölümünü önerir misiniz acaba diye bir soru var. Şimdi söylediği bölümün kategorisinde 3 bölüm var. Yani hani yardımcı hizmetler dediğimiz hasta bakımı, engelli bakımı, rehabilitasyon, bir de yaşlı bakımı. Bu 3 bölüm aynı kategoride. Bir kere 3 bölümün atama durumu kamuda aynı değil. Aynı değil. Bir sıralama yapacak olursak mesela yıllardır engelli bakımı, rehabilitasyon ataması yok. Kesinlikle yok. Yapılmıyor. Yaşlı bakımda daha az ama evde hasta bakımı bu son iki atamada Aralık ve Mayıs aylarında taban puanı 73'e kadar düştü hocam evde hasta bakımı. Çok az yerde var. Mezunları İstanbul'da inanılmaz derecede iş bulabiliyor. Çünkü yani ihtiyaç var. Çünkü evde hasta bakımı o bölüm yani kurulmadan önce biliyorsunuz hastanelerde bu hasta bakıcılık işini eğitimsiz insanlar yapıyordu. Ve birçok şehirde, hatta geçen gün yine bir örnek çıktı. Hastalara, engelli insanlara, yaşlılara eziyet ediliyordu, işkence ediliyordu. Niye? Karşıdaki insan eğitimsiz, okuma yazması yok. Eğitimler de yapıyor gerçi ama hani dediler ki biz bu bölümleri açalım. Hastanelerimize, huzur evlerimize bu işi profesyonel insanlar yapsın. Biraz da yardımsever, biraz da vicdanlı insanlar yapsın. O yüzden hani bir sıralama yapacak olursam evde hasta bakımı, sonra yaşlı bakımı, sonra engelli bakımı, rehabilitasyon. Ama zaten puan ve sıralamaları çok yakın. Hani üçü arasında bir tercih yapacaksa öğrencilerimiz evde hasta bakımı kesinlikle. Ama üç bölümün de DGS ile dike geçiş sınavıyla hem hemşireliğe, hem ebeliğe, hem fizyoterapi ve rehabilitasyona, hem de diyetisyenliğe geçişi var zaten. Üçünün de var. Evet. Bir soru daha var. Elektrik, elektronik mühendisliği bölümü için ne dersiniz hocam diye bir sorumuz var. Bu soruyu biraz da toparlayarak cevap vereyim. Diğer mühendislikleri de katayım işin içine. Elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım, makine mühendisliği. Şimdi tabii ki burada kaçıncı sırada olduğu da önemli. Şimdi 5000'deki bir öğrenciye yani koşulsuz araştır, iyi bir yere git dersin. 250.000'deki mühendislik aynı olmayacak. Yani arada bir fark var. Ya burada sıralama ne olursa olsun, ne olursa olsun ilk 300.000'deyse, mühendislik barajındaysa öğrenci sadece üniversitenin ismine bakıp hareket etmeden üniversitenin bulunduğu yer, coğrafi konum yani, sağladığı imkanlar, İngilizce olup olmadığı, teknik üniversite olup olmadığı, üniversitenin sağladığı staj imkanları, bunların hepsine bakıp kafasına yattığı zaman zaten tercih edebilir. Yani ben makine mühendisliğini Van'da önermem mesela. Van'da önermem. Ama Kocaeli'de öneririm. Çünkü Kocaeli sanayisi gelişmiş olan sanayi yerlerde çok bölgesi. daha avantajlı. Aynen öyle. Yani seçici Evet. olursa olur hocam. Kızım 19.000'de tıp mı, diş mi, kararsızlığı sizce diye bir soru var. Yani 19.000'de çok böyle düşük profildeki şehirler gelmeyecek. Gelmeyecek. İyi yerler gelecek. 19.000'de Kayseri, Konya, Trabzon, Katı gibi orta ölçekteki hatta ortanın üstündeki büyük şehirler geliyor. Dolayısıyla az önce dişin ataması ile ilgili sıkıntıyı da söyledim. Kesinlikle tıp yani 19'da ben tıpı tartıştırmam asla. Karşıma 19.000'de bir öğrenci geliyorsa tıpa gönderirim. Ama 30.000'lerden sonra işin rengi değişir. Kesinlikle en iyi tıpa göndermelerini öneriyorum öğrencilerimize. Eczane açmanın koşulları vardı diye bir soru var. Eczane açmanın koşulları var, evet. Ama şu anda benim bildiğim kadarıyla eczane şehirlerde özellikle talep fazlası Kota'ya olduğu için bağlı, evet. şu an için devretmesi gerekiyor eczane açmak adına. Bununla ilgili bir de şöyle bir bilgi vereceğim. Eczacılık bölümü mezunları sadece eczane açmıyorlar. Çalışma alanları çok geniş. Bununla ilgili YouTube kanalında eczacı
Tanıdıklarımızla da program yapmıştık. Onları da izleyebilirsiniz. Meslek tanıtımlarına devam ediyoruz. O yüzden hani eczacılık okuyacak öğrencilerin illa ben eczane açacağım diye kendilerini de bu alana yönlendirmeleri çok doğru değil. Ya da daha geniş kapsamlı bakmaları daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ya da yani orada eczacılık tabii eczane ismini çağrıştırıyor. Yani sanki eczacılık okuyunca eczane açmaktan başka bir iş yokmuş gibi. Asla öyle değil. Tabii ki şu an yani ilaç sanayindeki eczacı sayısı belki de eczane sahibi olan eczacılardan daha fazla. Zaten şunu da net söyleyeyim. Eczanelerin %90'ının sahipleri eczaneci değil yani. Onlar biraz girişimciler, sermaye sahipleri. Diploma kiralıyorlar, eczane açıyorlar. Zaten yani Hacettepe gibi ne bileyim biraz da hani sağlık alanı ağır basan Sağlık Bilimleri Üniversitesi gibi İstanbul'da Hamidiye Fakültesi gibi o tür yerlerde mezun olanları çoğu zaten ilaç sanayinde çalışıyor. İlaç firmalarında çalışıyor. İlaç üretim, ilaç donanımları, ilaç geliştirilmesi gibi dallarda çalışıyorlar. O yüzden yani eczacılığı eczane açmayla sınırlamak biraz da hani o işi biraz da küçümsemektir ya da daraltmaktır. Bir de eczacılığın şehir kotaları var artık. Tabii ki her önüne gelen bakkal dükkanı gibi eczane açamıyor. Nasıl bir şeydir? Her şehrin bir eczanelerinde bir odası vardır biliyorsunuz. Bunlar o şehrin nüfusuna göre bu şehirde bu kadar eczane açılabilir. Bir kota koyar ve izin verir. Ruhsat verir. O şehirde eczane sayısının artması iki koşula bağlı. Ya kapanmasına ya da nüfusun artmasına. Yani o konuda böyle önünü çok açık tutamazlar. Yani bunun bir sınırı olur. Bazı yerlerde açılamıyor mesela. O ruhsatın dolduğunu biliyorum bazı şeylerde. Deprem bölgesi konteynerleri 12 ilde mi var, tüm illerde mi diye sormuşlar. Evet. Bunu programın başında bütün illerde var bu. İlk önce ana kontenjan değerlendiriliyor deprem bölgesindeki öğrenciler için. Ardından da ek kontenjanlar üzerinden tarama yapılıyor. Tıpkı okul birinciliği gibi diye cevabını vermiştik. Buradan tekrarlamış olduk. Tıp geriler mi yoksa depremden dolayı yükselebilme ihtimali var mı diye bir soru gelmiş. Ben tıptan iki şeyden bir kaçış görüyorum hocam. Son iki senedir, geçen sene ve bu sene bir İstanbul'dan bir kaçış var kesinlikle. Ekonomik nedenler bir de İstanbul'un artık yaşam biçimi diyelim. Mülteciler, nüfus, keşmekeşlik, her türlü sorun olduğunu biliyoruz zaten. Yani İstanbul'un bir öğrenci şehrinden uzaklaştığına inanıyorum ben. Şu anda onu İstanbul'dan Ankara ve Eskişehir çaldı. Kesinlikle çaldı. Ya benim için mesela bir Balıkesir'de okumak, ne bileyim bir Trabzon'da okumak, deprem yaşandı ama bir Malatya'da okumak, bir Erzurum'da okumak, İstanbul'da okumaktan daha iyidir. İstanbul'dan bir kaçış var, ayrıca tıptan da bir kaçış var. Bunun en iyi kanıtı geçen seneki 7.000'lik gerileme. Kesinlikle. Dolayısıyla ben tıbbın yükselmesi için bir neden bulmuyorum. Gerilemesi için bir sürü neden buluyorum. Çünkü özellikle ilk 10.000 bandı tıbba çok mesafeli hocam. Yani çünkü artık gençler, gerçekten takdir ediyorum ben bunu. Okuyorlar ya, dünyayı okuyorlar. Yani bazen bu çocukları çok eleştiriyoruz ama teknoloji, yazılıma, yani bir insanın bir WhatsApp yapıp neler olduğunu, nelerle bir yere geldiğini, dünyadaki o inovasyonun, işte katma değerin, teknolojik gelişmenin. Mesela ben yazılım yazan öğrencilere söylüyorum bunu. Ya basit bir uygulama indiriyorsun bilgisayarına veya telefonuna. Mesela bizim kurumda kullandığımız tercih robotu, kullandığımız otomasyon sistemi. Adam kurduğu sistem İzmir'de, Akbim Koç dedik ya, oturduğu yerde uzaktan bağlanıyor, kuruyor ve yıllık yaklaşık 5.000 lira kira istiyor bizden. Yüzlerce dershane var. Yani orada hani ben şeyi düşünemiyorum, kazancı düşünemiyorum, biliyor musunuz hocam? O yüzden o yönden bilgisayara, yazılıma, teknolojiye, makinalaşmaya yönelim çok fazla. Biraz da bunu yaparken
Bu söyleyeceğim biraz acı bir şey ama bunu yapıp yurt dışına gideyim şeyiyle de yapılıyor. Çünkü yurt dışına gitmek o alanlarda daha kolay oluyor. Doktorlar da gidiyor tabii ki ama yani yurt dışı teknolojiyi ister her zaman. Davet eder. Mesela Türkiye'de şu an biz Suriye'den, işte Afganistan'dan gelen yetişmiş insanları istihdam etmiyor muyuz doktorları, mühendisleri? Yurt dışı da böyle yani, bizden giden güzel beyinleri götürüyorlar. O yüzden tıp için özetliyorum, kesinlikle yükselme olmayacak, düşme olacak. Diyor ya, sonuçlar açıklandıktan sonra görüşebiliriz bunu, bir daha bakabiliriz bunu. Evet, yazılım mühendisine büyük bir rağbet var. Geçen sene yazılım mühendisi bayağı bir yukarıya çıktı tıbbın gerilemesiyle doğru orantılı olarak. O yüzden de mühendisliklere sizin de az önce bahsettiğiniz gibi ciddi bir rağbet var öğrenciler arasında. Veterinerlik geçen yıl sıralamada geriledi. Bu yılda devam eder mi sizce? Gerileme diye bir soru var. Veterinerlik hocam 178 ünvanında şu anda. Yani bizim yani hayvan hassasiyetimiz arttı bence. Yani bir şeyi ne kadar çok kötülerseniz, yani maalesef ama hayvanlarla ilgili, doğayla ilgili olanları biz biliyoruz. Yani ben onun hala yükselme trendinde olacağını düşünüyorum kesinlikle. Kontenjan artışı çok yok veterinerlikte. Yani 178 binse ben bunu biraz daha 150 binlere, yani gerileceğine inanmıyorum. Biraz daha artar. Çünkü veterinerlik hem kazancı olan hem de özellikle hocam işin içinde insan olmasın lütfen. Ben insanlarla kontak kurmayayım. Yani insan olmasın, öyle bir iş. Yani zaten işte insan olmadığı tek mesleklerden biri de belki odur. O yüzden ben veteriner konusunda hocam biraz daha yani yükselecek konusunda eminim. Yani bu konuda tahmin bu yönde. Ben de burada bir şey eklemek istiyorum. İzniniz olursa bir tarım ülkesi olmanıza rağmen sebzenin, meyvenin bu kadar pahalı olduğu bir süreçte ziraat mühendisiyle az önce bahsettiğimiz gibi veterinerliğin çok daha fazla önem arz etmeye başladığını görüyoruz. İnsanların özellikle yavaş yavaş köylere, doğal ortama doğru göçleri söz konusu. Artık yavaş yavaş oralara doğru gitmeye başlıyorlar. O yüzden de bu bölümlerin önü açık mı? Açık olması gerekiyor ki açık olacağını da düşünüyorum ben. Hacettepe nasıl sizce hocam diye bir soru var. Hacettepe hangi bölüm için nasıl? O da önemli tabii. Hacettepe bir sağlık üniversitesi. Kesinlikle. Yani Hacettepe bir teknik üniversite değildir. Bir eğitim üniversitesi değildir. Kesinlikle sağlık, yani sağlık konusunda şu an İstanbul'a, Cerrahpaşa'yla, Çapa'yla yarışan bir yer. Yani söz konusu bölüm sağlıksa Hacettepe birebirdir. Ama farklı bölüm için soruluyorsa onun yerleri ayrıdır. Yani mesela mühendislik için soruluyorsa yeri Hacettepe değildir bence. Hemen yanında, Ankara'nın yanında Eskişehir Teknik Üniversitesi vardır, Bursa Teknik vardır, Kocaeli vardır. Bunlara gidilebilir. Hangisi hocam? Şurada hocam. Açık Deniz Sondaj Teknolojisi bölümü. Hocam bu geçen sene açıldı. Hatta iki bölüm olarak açıldı bu. Bir tanesi Açık Deniz Sondaj Teknolojisi. Hocam bir cızırtı var. Siz de duyuyor musunuz yayında? Bana gelmiyor. Gitti şu anda. Şu an gitti. Hala gidip geliyor. Ben net duyuyorum. Ya beni çok etkilemiyor, acaba dinleyen öğrenciler biri yazdı hocam, bir zırtı var. Evet, yayına yansıyormuş bu. Devam ediyor mu? Yani git gel yaşıyor hocam. Git geliyor. Şu an var yani, şu an var. Şu an yok hocam ses. Şu tamam. Şu an iyi. Şu an çok iyi. Şu an çok iyi. Benim üniversiteden sınıf arkadaşım Mahfuz Hoca kaynaklı dedi. dedim neyse, yayından sonra ona bir mesaj atarım. Benden kaynaklı değil Mami. Hocam az önce söylenen bölüm Açık Deniz Sondaj Teknolojisi. Bir de Açık Deniz Taban Uygulamaları Teknolojisi. Yani bu bölüm çok yeni, çok güncel. İlk öğrencileri geçen sene aldı. Yani bu bölümün
biraz Karadeniz'de, Akdeniz'deki aramalarla doğalgaz, petrol aramaları doğrudan bağlantısı var. Ve geçen seneki sıralamaların biri 191 bin TYT. Çok yüksek bir sıralama bu. Bir diğeri de taban uygulamaları da 224 bin. Yani böyle gözü kapalı yazılması gerekir. Az yerde açılmış zaten bir yerde. Yanılmıyorsam yani yanılıyorsam arkadaşlar kusura bakmasınlar, Zonguldak olması lazım. Öyle hatırlıyorum ben. Bülent Ecevit. İki bölüm de orada Geçen açılmış. sene yayında konuşmuştuk biz Evet. bunu ve o zaman da bahsetmiştik yeni açıldı diye, ataması muhtemelen olacak diye konuşmuştuk ve Zonguldak diye konuşmuştuk, öyle Evet. hatırlıyorum ben de. Yani bu iki bölüm eğer sıralama tutuyorsa, ilk 250 bindeysek arkadaşlar kesinlikle yazın. Çünkü hani bazı bölümler ısmarlama açılıyor hocam. Yani bir iş için açılıyor. Bir eleman grubu yetiştirmek için. Yani bize işte 40-50 kişi lazım, 100 kişi lazım, 200 kişi lazım. Biz bu elemanları alalım, yetiştirelim ve bazen o bölümleri hemen kapatıyorlardı. Yani bunu örneklerini de ben yaşadım, gördüm. Yani mesela bazı bölümleri bu sene ben görmedim kılavuzda. Dolayısıyla yani kesinlikle yazılsın. O sıralamanın içindeyse, 250 bin içindeyse yönelebilirler. Çünkü bunlar nokta atışı atamaları yapılıp iş sahibi yapılacak insanlar, hiç çekinmeden yazsınlar hocam. Yani karşıma gelse bir öğrenci %100'lük tercih edeceğim bölüm o. Çünkü benim listemin başında şu an o var yani. 2 yıllık. Tabii bu bölümü tercih ederken işin içeriğini de bilmelerinde fayda var. Mesela bir bayan öğrenciyle bir erkek Tabii. öğrencinin yapabileceği işler birbirinden farklılık arz edebiliyor bazen. Aynen öyle. Tabii bu biraz yani kas gücüne, beden gücüne dayalı bir iş. Yani büyük ihtimalle gemilerle denize açılacaklar, suyun altına girecekler, makinelerle uğraşacaklar. Yani tabii. Geçen sene birkaç bayan öğrenci sormuştu da bunu. O yüzden eklemek istedim ekstra. Hani yapabilecekler mi? O yüzden de işin içeriği de çok önemli. Tercih yaparken ataması kadar işin içeriği de çok Yani önemli. yanılmıyorsam sadece erkek öğrenciler için geçerli bir bölüm olarak açılmamış. Ya bu çok sağlıklı olmazdı. Yani bir takım bir cinsi şey yapmak, bu bölümden ayrı tutmak. Ama bölümün içeriğinin biraz dediğim gibi hani kendine güvenen fizik gücü olarak bireylerin, yani erkek kız kadın ayırmadan biraz kas gücüne dayalı bir iş. Yani fizik gücüne dayalı bir iş. Evet. Turizm ve işletmecilik nasıl diye bir soru var. Nerede turizm işletmecilik? Nerede? Yani her tarafın turistlerle kaynadığı, otellerle kaynadığı Akdeniz'de mi? Yoksa bazen yolunu kaybeden turistlerin olduğu işte Van'da mı diyelim? Van'da mı turizm yani? Yani nereyi soruyoruz biz? Yani zaten o bölümün listedeki sıralamasına baktığı zaman kardeşimiz en başta Antalya olduğunu, Muğla olduğunu, Mersin olduğunu görecektir. Bir de turizmin biraz daha canlı olduğu Nevşehir, Kapadokya, işte Bolu, orada da turizm yerleri var çünkü. Karadeniz'de birkaç yer. Dolayısıyla turizm hani böyle önü açık mı derken soruyu şöyle soruyorsak hata ederiz. Devlet beni istihdam eder mi? Hayır, etmez. Yani devletin bir turizm politikası yok yani. Öyle bir kamu ataması yok zaten. Turizmci almıyor. Yani sanat tarihi mezunları, turizm mezunları belki turizmin müdürlüklerine memur olarak atanıyor KPSS'yle. Çok cüzi. Ama okuyacağın yer turizmin kaynadığı bir yerse, gittikten sonra böyle olduğun gibi kalmazsan, dil öğrenirsen derken orada yelpazeyi geniş tutarsan, İngilizcesi, son zamanlarda biraz daha Çincesi, Rusçası, özellikle Antalya'da. Bunları öğrendiğinde zaten yani Arapça hocam bir de şu anda aynen. en çok revaçta olan Ya Arapça. benim geçen sene öğrencim aşçılığa gitti Isparta'ya. Emre isminde bir öğrencim. Hocam diyor, yani siz herhalde beni tıpa gönderseniz bu kadar iyi olmazdı. Ya ben paraya para demeyeceğim herhalde. Çocuk okul bittiği gibi Isparta'dan Antalya'ya indi. Otele girdi. Otelin aşçısı da olmuş mezun olmadan. Hocam diyor, yani bambaşka bir sektör bu. Yani iş sahipleri çok kazanıyor. Çok kazandığı için sen de kazanıyorsun. O yüzden dile bağlı, girişken olmaya bağlı, kendini sevdirmene bağlı. Tabii ki bir
özel sektör işletmecisi iyi bir elemanını kolay kolay gözden çıkarmaz. Kesinlikle çıkarmaz. O yüzden okulunca yere bağlı puanları çok yüksek değil turizmin. Mesela bizim bir öğrencimiz geçen sene Mersin Turizm geldi halde gitmemiş. Gitmedi. Dershaneye geldi. Sınava girdi. Bu sene puanı kesildi. Yine turizm gelecek yani. Yine turizme gidecek ya da gitmediği bölüme gidecek. Yani değişmedi hiçbir şey. İyi bir yerse gidilir hocam turizm işletmeciliğine. Otel işletmeciliği özellikle. Evet, otel işletmeciliği özellikle. Bakıyorum sorulara. Başka da soru yok sanırım. Evet. Peki hocam, ben katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için, gerçekten vakit ayırdığınız için şu yoğunlukta. Evde oturup dinlenmek yerine bir şeyler paylaşmaya gayret gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz? Hocam memnuniyet duydum. Çok teşekkür ederim sizin de davetiniz için, böyle bir planlama yaptığınız için, öğrencilere yararlı olduğunuz için. Yani bu tercih sürecinde belki de kendimizi düşünmemiz gereken en son zamanlar bu süreçler. Biraz bireysel hassasiyetler, bireysel keyifler değil. Yani bir insan bir işten alınıyorsa hakkını verecek. Her yerde yapacak bunu. Kurumunda, dışarıda, evde. Yani gelen bir basit bir mesajı bile, isimsiz mesajı bile dikkate almak gerekir. O yüzden bu konuda ben de size teşekkür ederim. Belki tercih döneminin sonuna doğru ihtiyaç olursa yine görüşebiliriz. Takdir ederseniz eğer. Herkese güzel bir süreç diliyorum hocam. Hem bizim için hem de öğrenciler için. İnşallah hepsinin yolu bahtı açık olsun. Destek olabileceğimiz bir şey varsa soruları almaya devam ederiz. Mesaj atarsınız. Anında sıcağı sıcağına dönmek çok mümkün olmamakla birlikte en kısa sürede hepinize dönüş yapılacaktır. Gerek hocam gerek ben. Tabii ki bu işi yapan çok değerli meslektaşlarımız da var. Yoğunluktan dolayı birbirimize karşılıklı anlayışlı olalım yeterli. Cızırtı için de ayrıca özür diliyorum. Yeni fark ettim. Kulaklığımla alakalı bir şeymiş. Umarım çok fazla hani ziyan olmamıştır. Çünkü gerçekten çok dolu dolu bir yayındı. Bakacağız artık. Yayını da kaydedeceğim. Sormuşlar. Hem YouTube kanalıma atıyorum hem buraya atıyorum. İzlemek isteyenler tekrar oradan faydalanabilirler. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Görüşmek dileğiyle katılımcılarımıza da ayrıca vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Hepimiz için güzel bir süreç olsun. Sağlıklı bir süreç olsun. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hoşça kalın. Güle güle. Sağ olun. Güle güle.